Evet, MHP eski milletvekili Meral Akşener, terörizmle mücadelenin bir ayağının siyasi, bir ayağının hukuki ve diplomatik olduğunu söyledi. Düzenlediği basın toplantısında olağanüstü kurultay için yeterli imza topladıklarını anımsatan Meral Akşener, "Topladığımız imzaları genel merkezimize verdik. 3 hafta bekledik. 3 hafta sonunda genel merkezden bir ses gelmeyince Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat ettik. Şu ana kadar Sivas'ı ziyaret ettikten sonra 10 ili tamamlamış olacağız," dedi. "Bizim 1 Kasım seçimlerinin sonuçlarına ülkücü hareket olarak, Milliyetçi Hareket Partisi mensupları olarak duyduğumuz, ortaya koyduğumuz itirazın neticesinde bir yürüyüş başlatmıştık. O da TÜZÜK Kongresi'ni yapabilmek için. Gayet güzel değerlendiriyorum. Çünkü muhalefet partilerinin de, iktidar partilerinin de hem genel başkanları hem mensupları, kamuoyunun bildiği kişiler bu tür konularda bazı sembolik davranışlar göstermelidirler. Çünkü Türkiye bir terör sarmalına girdi. Bu terör sarmalından vatandaşın etkilendiği bir gerçek. Dolayısıyla buyurun buralarda alışveriş edin, bakın ben buradayım demiş olması bence çok olumlu bir davranıştır. Terör mücadelesi elbette ki güvenlik güçleriyle olur. Yani teröristle mücadele güvenlik güçleriyle olur. Terörizm denilen o kavramla mücadele de elbette ki mecliste olur. Hükümetin dünyanın her yerindeki ülkeleriyle yaptığı bu iletişimler üzerinden, işte terör örgütü ilan ettirir, onların terör örgütlerinin, bu PKK ise bugün bahsettiğimiz, yardımlarını, hukuki ve ekonomik bağlantılarını kesmeye çalışır. Yani bir ayağı terörizmle mücadelenin bir ayağı siyasidir, bir ayağı da hukukidir, diplomatiktir. Yani uluslararası sistemin dışında göremezsiniz. Bunu hükümetiniz bir tarafıyla böyle yapar. Terörist dediğiniz unsurlarla mücadeleyi de elbette silahlı güçler yapar. Hiçbiriyle en küçücük bir siyaset konuşmam olmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'ni konuşmam olmamıştır. Geleceğe dair herhangi bir şey olmamıştır. Bu arkadaşlarımızla ne bir yerde oturup ne de bir telefon konuşması yapmamışımdır.